Bazen böyle laks diye giriliyor, bazen muhabbetin akışında giriliyor. Hoş geldin. Dolu kadeyi ters tut. Hoş bulduk. İkinizin ismi birbirine biraz benzediği için evet. Karıştırıyorum. Evet. Evet, biz çok alıştık ona. Oğulcan, Oğulcan ve Oğuzhan. Oğuzhan dediler evet ya. Oğuzhan aslında. Oha yanlış söyledim ben. Geçen dün doğum i̇lk, günümdü. Ya ilk bilgim yanlış çok özür dilerim. Evet. O kadar normal ki bence. Oğulcan ve Uğurhan diye duo grup olması. Hayır karıştırmamak yani. Için profili, dün akşamdan beri düşünüyorum. Profile İyi ki doğdun Oğuzhan yazan o garip oldu yani. Uğuran yazıp mesaja tıklayıp Oğuzhan. Cidden çok yakın tanıyan, çok hani böyle uzun süre takip edenler de karıştırıyor. Yani özür diliyorum yine de. Oysa ki ciddi ciddi takipçinizim. Konserlerinize de gelmişliğim var. Evet. Ben size şeyde tutuldum abi. Can Ozan'la yaptığınız Aklım Hep Firar'da. Mükemmel bir şarkı o ya. Böyle California rock falan gibi. Hani Türkiye'de böyle şeyler mi üretiliyor dediğim. Tam da o sırada Sapanca'ya gidiyorduk böyle o şarkı keşfettiğimde. Böyle bir orada yazalım dedim falan. Bütün yol loop'a alıp dinlemiştim falan. O şarkı patladı mı? Hiç patlamadı bence. Niye? Patlamadı ya. O şarkı... Şarkının sözleriyle de sanki patlaması uyuşuyor gibi bir yandan. Falan gibi aslında. Kenarda evet. Kalmak, keşfedilmemek üzerine ya. O şöyle gelişti onun hikayesi. Can Ozan... o şarkıyı yapmış böyle beatine. Bir loop yapmıştı böyle. Dönmüş o işte onun arkadaş grubunda falan. Ondan sonra bir gün bana yazdı. Böyle bir şarkı var bak diye. Ben aldığım gibi Uğran'a da attım hemen. Ve de şey dedim. Oha bir dakika hemen buna söz yazayım falan. Çok hızlı. 5 dakikada çıktı sözler. Büyük bir heyecanla attım Uğran'a falan. Böyle bir söz yazdım. Oğlum çok iyi şarkı falan diye. Sonra gitar solosu falan koyduk birlikte falan. Solo da çok güzel. Eyvallah. O solo böyle tek tek. Ya o da şöyle oldu. Can dedi ki gitar solosu atsana ne atayım abi falan diye böyle girdim böyle çok ama o gazla güzel bir şey çıktı bence de. O zaman Beşiktaş'taydı. Aynen Beşiktaş'ta. Keyifli bir... Böyle bir kokteyl içip insanı dinleyesi falan geliyor. Saçma bir şey söyledim ama. Yok. Ya ben mesela onu şimdi band'de biz daha şey çalıyoruz. Daha böyle Four on the Floor, Queens of the Stone Age vibe'ında çalıyoruz. Bayağıdır da çalmıyorduk aslında. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi yine bu... Queens of the Stone, pardon bir uyarı almıştım o sırada. Queens of the Stone Age... Hayatta en sevdiğim müzik gruplarından bir öyle tanesi. Öyle mi? Ben bayılırım abi. Çok iyiler ya. Bağlantı neydi? Kaçırdım. Şu an Aklım Hep Firar'dayı böyle Four on the Floor çalıyoruz band formatta. Biraz Queens of the Stone Age'in o evet. Hani peki ben geldiğimde de galiba öyle çaldınız. Versiyonlu evet, bir şeydi band'de yani. Biz muhtemelen versiyonlamıştırızdır zaten. Elektronik şeyleri de olduğu için. Ya o çünkü şarkı candan çıktı o gitar riff falan. Sonradan aranjisi birlikte gelişti. Yani şarkının orijinali Cano'nun. Gitar riff falan o. Başındaki... Bayağı da çok iyi, çok iyi riff yani. Ben onu Ayak İşleri ikinci bölüme koydum ilk başta. Jeneriğe. Böyle hani yukarıdan villaları tarayarak izlediğiniz... Şu an Gazapizm'le. Evet. Gazapizm'le çünkü bir tema şarkısı gibi olmuştu. Çok hemen oturmuş ikinci şarkıda. Gazapizm mi? Ya bence. Ben hatta direkt biz birlikte izlerken dün şey dedim. Ya bu filmin, bu sahnenin müziğiymiş gibi geldi. O sitenin de bir Miami, Florida çakması bir Silivri'ye yerleştirilmiş bir Miami olduğu için böyle o an ne kadar güzel olacak falan dedim. Koydum böyle bir türlü karar veremiyorum. Bu mu o mu falan. Ulan rap'le girdik. Bütün şarkılar rap bari rap devam edelim şeklinde çıkardığım bir şey oldu. Zaten belki de fiyatta anlaşamazdık. Fiyat fiyat. Biz okeyiz de cano zor falan. Öyle şeyler çok oluyor. Rap'te o ne kadar zormuş. Öyle mi? Evet abi birinden şarkı alıyorsun, 7 tane altta imza daha var böyle. Abi beat'i Depoet'ten aldık ama Kontra'nın da orada bir verse'ü var. Ama flow içinde bilmem kim, ayda ben böyle 5 kişiyle konuşacak mıyız harbiden falan oluyorsun. Bayağı zor bir dünya. Kolay, her şey bizde çünkü. Evet, aynen. Bizim rahat ya. Öyle şeyler gelin biz yükseliyoruz. Ben çünkü seviyorum öyle şeyler çünkü yani. Öyle bir de şimdi Ayak İşleri'nde olsaydı çok keyifli olurdu yani. Aklım Hep Firar'da çaldı. İkinci sezonda işte. Güzel, evet, değil. Abi şeye, oralara çok girilmiş. Çok girilen yerden girmeyeceğim ama Dolu Kadehi Ters Tut ismi. Okey, Ömer Hayyam. Tamam. Ama sanki bir okuma yapacağım. Yanlışsam söyleyin. Biraz üstüne düşündüm. İlk albüm Dolu Kadehi Ters Tut olmayı böyle okey hak ediyor ve istiyor gibi. Hani biz evet, bir akımın içine giriyoruz. Polonya'nın başı belada. Albüm ismi de absürt. Şarkılar da öyle filan ama sanki oradan böyle gittikçe vazgeçmeye çalışan da bir tarzınız var gibi. İlk başta çünkü full söz ve arkadaş toplamaya çalışıyormuşsunuz gibi. Yani hani sinemada da bunun karşılığı var. Size birebir söylemiyorum. Bir akım oluyor ve o akımın evet bir seyircisi var. Buraya biz de dalalım. Söz çok önde, vokal mix'i çok yüksek bilmem ne ama mesela son albüm gittikçe daha fazla müzik altyapısı daha yüksek, prodüksiyon daha yüksek, elektronik var falan filan.
sözler biraz daha sadeleşmiş gibi hissediyorum. O kadar çok hikaye anlatmak yerine daha fazla ruh hali anlatma filan. Çünkü o sizi bir kümeye sokuyor ya, böyle bir isme sahip olmak. Bir pişmanlığınız var mı bu konuda? Yok, benim hiç pişmanlığım yok ya. Ya bir de daha da ciddileşmeye başladı tabii ki yani ilerledikçe. Değil mi? Ya yok, isimden bahsediyorum. Evet evet, yani albümün içeriğinden de bahsettin ya, biraz daha hani isme de biraz daha uyuyor falan diye. İlk albüm sanki okey bu akımda bu grup gibi, ama işte sonra gittikçe daha kendini bulan ve daha sadeleşen bir şey hissediyorum ben. Doğru mu bilmiyorum. Doğru bence ya. Hatta güzel bir gözlem bence. Bence de öyle yani. Biz de öyle. Hatta içinde öyle yaşadık. Öyle kararlar da öyle gelişti bana sorsan. İsmini biz de aslında öyle koymadık. İsmini yani biraz de daha böyle bir içine girdikçe falan olsun. Evet. Ya ismini şöyle koyduk. Biz ilk başta şarkıları yaptık zaten. Sonra Lavux falan Lavux koymuştuk. Evet, The Lavux'muş bir ara. Ya evet, o da şöyle gelişti. Biz bu şarkıları hep kaydediyorduk böyle. Biz hiçbir fikrimiz yok. GarageBand'de yapıyoruz falan böyle. Hani kaydı kuydu falan. Oğuzcan'ın yatak odasında kaydedildi. Ondan sonra abim girdi içeri. Ne yapıyorsunuz Lavuklar falan dedi böyle. Abim çok iyisi. Boş konuşan kişi evet, kimse demekmiş. Ama ondan sonra pis duyuluyordu çok. Dedi ki bir isim lazım. Sponsora belki bir tık engel olabilirdi. Evet. Yani kadeh geçiyor diye falan da yaşıyoruz onu. Hani çok o konu zaten saçma yani. O Paşa Bahçe'nin sunduğu yani öyle bir avantaj sağlamıyor. Geçen bir rakı şeyi falan paylaşmış. Bir soru cevap yapmış falan. Yani işte bilemiyorsun. Ama şöyle gelişti. Bir sürü isim düşündük sonra. İşte biz Red Hot Chili Peppers hastasıyız falan zaten. Hani dört kelimeli bir şey olsun falan vardı. Onlar oluyor da. Ya seviyorduk bir de şeyini. Ama şey dedik ya, Polonya'nın başı belada da mesela bulduğumuz saçma isim fikirlerinden bir sürü fikir bulduk o gece biz. Grup böyle içinde mi bir alternatif? O da bilimden. Aynen ya, ya ertesi gün koysak isim başka isim koyardık, o kadar hani evet. Öyle gelişti. Ha falan. Bir sürü isim konuştuk. Çok ya bela bir şey bu abi ya. Evet. İsim bulmak. Evet. Evet yani bir kere. Ben şirkette de isim AC Alper Caner böyle bakliyat gibi isim koyduk. Yani sonra düzeltiriz falan dedik. Bir türlü o böyle ticaret odasında isminiz ne falan bilmiyorum falan. Ve kaldı yani. Evet. Ya işte şey oldu. Sonra dedik ki biz ilk başta saçma gözüksün. Yani o şeyi istedik biz çünkü. Biraz hani label'ı olsun ismin. Hani gören anlasın abi bu janra bu tarz. Okey ama isimde de o saçmalık var ilk göründüğünde, ama dedik ki bir anlamı da olsun, hem biz zor pişman olalım bu ismi niye koyduk diye. Hem de arkasında durabildiğimiz bir isim olsun dedik yani. Yani o kadar yani saçma görünüyor evet. O bizim istediğimiz bir önyargıydı aslında. Yani öyle bir önyargısı olan adam bizi sevmez gibi geliyor zaten dinlese de. Yok. Ya işte onu yaratmak bence bazen iyi. Çünkü mesela Ekşi'ye falan baktım neler yazmışlar diye. 3 entry'den biri ismi yüzünden dinlemeyeceğim grup. Ha. Ya bu adama zaten siktir git demek gerekiyor. Okey ama o seni bir yere sokuyor ya, ona bir yerden sonra sinirlenmeye başlıyorsun. Çünkü algın hani bana şey oluyor mesela abi. Müge'ye diyorum ki böyle oduncu gömleğe yükseldim ya ben bu aralar falan. Öyle bir şey anlatıyor. Caner çünkü moda o. Yani bütün dünya ona yüksek ve sana onu pazarlıyorlar zaten. Hadi ya. Yani kendi fikrim zannediyorum ama dolu kadeyi ters tut gibi, işte yüz yüzeyken konuşuruz. Bir şey daha vardı. Bisikletli bir şey vardı. Son feci bisiklet. Son feci bisiklet. Hani o dalganın içinde o fark etmeden o sana güzel gelen bir dalganın içine giriyorsun aslında. Yani ben bundan faydalanayım değil de. Yani o sırada mesela belki Büyük Ev Abluka da olmamış olsa aklınıza bu isim de gelmeyecek zaten. Ya açık. O kapıyı açmayacak belki. Evet. Kesinlikle o doğru. Yani şey diyemem. Yok canım biz kendimize öyle şey yaptık. Değil kesinlikle. Ama şey de bana çok zor geliyor. Ya ne koyacaktık ki? Hani bardaklar. Bütün isimler konuldu gibi geliyor. İlk aklına gelen evet, isim. Yani duman falan çok böyle şey isimler var. Hani evet. O tarz bir isim zor geldi. Yani bana şey geliyordu biraz. Lame diyeceğim doğru yani, ismimiz daha havalı diye değil ama zaten zor bir şey isim koymak yani. Evet, o yüzden döneme yaslanmak okey mantıklı. Çünkü bir dönemde şey geyi yapılıyordu. Sizin adınız ne? Panjur, pencere falan. Aynen. Hatırlıyor musun? Evet. Tek önceki dönem falan. Teneke falan. Ne? Duman. Panjur şey miydi? Bates Motel'in? Bates Motel. Evet, evet ya. Çok iyiydi bu arada. Çok, o bölümün hastasıydı. Nereden çıkması çok. Yabancı basçı. Bizim de basçı bir yabancı. Yabancıydı falan. Hadi ya. Panjur bak. Şey, Panjur koysaydı. Şimdi peki nasıl bir nokta? Konserlere gitme falan. Grup nasıl bir noktada? Şu an büyüdü. Çok büyümüş gibi gözüküyor. Yani evet. 3 milyon falan izlenen şarkılar var. Dinleneni bilmiyorum. YouTube'da gördüğüm kadarıyla. Ya YouTube'da 10 milyon falan da var bir iki tane. Hadi. Ama onlar biraz daha eski şarkılar. Son albümden 2-3 milyon olanlar falan var galiba. Az izlenen de var. Ama mesela biz... Bizim Spotify daha iyi galiba. Spotify daha iyi. Ama YouTube bizim tarz, biz komple bağımsız yani. Hani full şey, biz de kendi grubumuzun her şeyi. O tarz gruplar arasında indi. Yine iyi bir YouTube var bence. Evet. O da bizim görsel tarafın biraz... Her şeyden bağımsız ne demek? Müzik şirketi yok. Yani. Evet, ya kendi şirketimiz var. Kendimizin bu işlerimizi hallettiğimiz. Prodüktör de sizsiniz. Evet.
yapımcı da biziz, klibi de biz çekiyoruz. Evet. İşte ne bileyim. Falan. Yönetmen de sensin. Aynen. Sinema mezunusun. Mezun değilim. Bir tane film çekmem lazım. İşte Mimar Sinan klasik. Ha, Mimar Sinan mı? Evet. Ben sektörde de çalıştım. Rejilik yaptım uzun sene. İşte Soykut Turan'la falan çalışıyoruz. Benim alt dönemim adam. Soykut Turan öyle falan. Bitirmemiş okulu. 7. dönem. Çok saçma. Çok saçma. Koskoca Soykut Turan. Peki her şeyi yapmak... Çok keyifli abi. Vallahi ya, paket gibi düşünmek lazım. Burası yani. Da biraz öyle yani. Evet evet çok evet, belli. Evet. Ama gerginliği de tek başına yaşamak demek ya. Biz yani artık her noktasında kontrol sahibi olmak ve parmağın dokunuşu olmak biraz da rahatlatıyormuş gibi ya. Bilmiyorum ki. Yani sen mesela bunu çektikten sonra ya edit nasıl olacak acaba diye bekleme şeyini düşün. Çok kötü canım. Hmm. Yani mesela atıyorum Netflix'e falan yönetmenlik yaptığında dizi yönetmenliği falan. Sen de seyirciyle birlikte izliyorsun yani. Hmm. Hani bir yerden sonra evet. Kurguyu almıyorlar falan, falan. Mesela o bana çok inanılmaz geliyor. Evet yani ya. Nasıl izleyeceğim evet. Aynen. Öyle, izleyemem bile muhtemelen. Biz de öyle düşünüyoruz aslında işte. Mixi Mastering'i de sanki işte o sanat faaliyetinin bir noktasıymış gibi. Ya evet. Böyle. Giderek ilgi alanı olunca Mix Mastering de benim için hani sanatın bir parçasına dönüştü. Ya bizim için her şey öyle. Görseli, teması falan. Her şeyi bir parçası. Biz hani biraz ya geçen de konuştuk ya kariyer gözüyle bakıyoruz buna. Hani geriye dönüp bakılmalık olduğunda o gelişim böyle hani yani tabii ki klibimizi daha iyi çekecek yönetmenler yok mu? Var ama bu bizim hikayemiz yani. Evet, ya başarılı oluyor. En iyi aramıyoruz ki yani. Aynen abi. Yani biz keyif alıyoruz bu işi yapmaktan. Güzel de geri dönüş alınca motive ediyor yani. Bayağı ilerledik yani hani çok ucuza klipler çekiyor. Biz ilk kliplerimize 1000 lira. 1500 liraya çektik. Hani en çok izlenen klipler bunlar. Şu anda 1000 liraya zaten o setin günlük yemeğini karşılıyor. Şey, biz yemekleri bile ben. Evde hazırla falan yani o kadar yani. şimdi ama gayet düzgün piyasa standartında klipler çekebiliyoruz. Onu yaşıyor olmak vay be bütün adımları biz attık yani burada hiçbir sıçrama yok. Güzel bir şey. Böylece duruş olarak da istediğini yapabiliyorsun değil mi? Yani Dada'da çektiğiniz klibi izledim mesela. Normal bir klibin tersi ya. O nasıl reaksiyon aldı? Yani şey orada sahnede erkekler çalıyor ve kadınlar böyle erkek sipariş ediyorlar sahneden falan. Evet, evet. Tam tersi bir dünya, ama bir pavyon dünyası. Anlayanlar da oldu aslında yorumlarda falan. Anlamayan oldu ki. Anlamayan da çok oluyor. Yani şey, evet, anlamayan hep var. Anlamayan ne gömüyor mu peki? Ne oluyor burada falan? Ne oluyor burada diyor. Ha öyle diyor. Gömen var mı? Gömen yok. Gömen bu nasıl konu falan diye gömen yok. Anlamadım diyen var. Ne oluyor anlatabilir misin falan diye yani. Anlatıyor musunuz? Başka bir ona yapmış oluyor. Evet evet bir şey oluyor. Dissolve oluyor kendi içinde. Evet. Ya ben o klipte şöyle gelişti. Şarkıyı yaparken işte biz benim gözümde sürekli klip canlanmaya başladı böyle. Hep öyle oluyor zaten. Bazen klip de önce oluştu da oluyor da. İşte bir noktada böyle şarkının prodüksiyonuyla uğraşırken kalktım ayağa klibi düşünüyorum. Müzik dönüyor falan. Sonra Uğran'a ses kaydatmaya başladım. Abi şöyle olur bir pavyona girilir ama işte şöyledir böyledir falan filan filan diye. O zamandan beri çok yüksektir evet. O klibe. Daha pavyon look mu vardı kafanızda? Çünkü ben hikayeyi izledim şey bu pavyon. Burada evet. Bir pavyon hikayesi geçiyor ama biz bir kabaredeyiz. Evet. Ve... Referanslarımız falan çok pavyon. Böyle yok, bir şey Ezel'den falandı zaten böyle. Hani o Ezel'in o pavyon sahnesi. Ha Ezel dizisinin vardı. Pavyon sahnesi var ya. Ha, rakı koyma falan. Evet. Şey vardı işte ya klasik o ağır şeylik birkaç dizi rajon dizisi falana bir referans vardı. Evet ama belki anlaşılmamasının sebebi işte o şey. Hani sosyal sınıfın artırılmış olması ya da biz Fransa'da geçen bir hikaye gibi. Kadınların evet. Kostümleri falan da evet, öyle. Evet. Biraz karma gibi aslında hem böyle bir o tabii. Amerikan bir şey tabii, vardı şey var işte ama Türk de var falan birazcık öyle. Bir harman oldu. Weekend'in son albümü bizi çok etkiledi. Bu albümde. Weekend çok seviliyor ya. Ben neden giremedim bilmiyorum. Yani ben cevap beklemiyorum da. Ben seviyorum şahsen. Evet, klipleri falan var enteresan. Yo çok karizmatikler bence. Yani her şey her anlamda ama hani bir şarkısı dinliyorum okey tamam filan. Sonra bir de aklıma Weekend yazmak gelmiyor. Kopamıyorum onunla falan diyorsun. Yok evet. Ya ben işte Starboy döneminde falan tanıştım ama yani Trilogy'ler falan o ilk EP'lerini birleştirip albüm yapmış falan. Yani bütün şarkılarını çok seviyorum adamın. Şu anda neredesiniz peki? Dinlediğiniz şeyler. Şu an neler dinliyoruz? Weekend falan dinliyoruz. İşte sürekli söylediğimiz 21 Pilots dinliyoruz. Güncel ders... 21 Pilots. Çok seviyorum ya. Özellikle bu Mute Matt'le yaptığı Lane Boy. Lane Boy. Abi evet, inanılmaz iyi olmuş ya. Davul atağını böyle geri alıp alıp falan dinliyorum. Çok iyi. Ya o... Sahneleri falan da çok iyi. Çok iyi evet. Bizi çok etkiledi. Biz de Doğu'yuz ya. Hani onların evet. Da o şeyi. Duo'ları çok seviyorum. Yani Royal Blood, White Stripes falan. Evet. Ya bizde şöyle gelişti. Biz çok uzun süre band müziği yaptık Uğran'la hani daha kalabalık başından beri. Yani 4-5 kişiydik genelde. Metal müzik. Metal yapıyorduk falan böyle. Ne metal?
Burada herkes metalci bu arada. Yani Ceyla şey... ağır metalci. Gerçekten hiç belli olmuyor tipinden ama. Bizde çok öyle. Şey biz falan faşist yani. Evet evet. Ya şafta falan. Sizde o mu? Solosuz şarkı olmaz abi. Şey şafta falan çalıyorken işte Nevermore'lar, Chicken'lar yok işte ne bileyim. Sert sert tabii. Ya sert yani ama clean vokal sert. Yani Uğur'un vokali çok clean. Yani. Clean Tinker'lar yani. Vesaireler falan çok çalıyorduk. Hadi be. Aynen işte Nevermore'lar. Oha peki şey davulcunuz malucunuz ya da gitar. Seni gördüm gitar solosunda sınır tanımadığını fark ettim. Ben açıkçası eskiden daha... Petrucci'cilerden misin sen? Ben abi biraz şey, ya bende iki school of thought var biraz. Ya bir John Frusciante hastasıyımdır böyle. Ben büyük. Yani en büyük idolüm odur benim yani. Ama bir de şey var tabii. İşte böyle Petrucci de var ama daha çok şeyler falan. Chris Broderick ya da işte... Marty Friedman falan çok severim. Megadeth falan. Ya Megadeth'e giren herhangi bir liseye olur. Liseye gittim ya. Evet, Jeff Lewis'ler falan var bir şeyler. Şey kavgaları oluyordu yani. Rust in Peace mi? Cryptic Writings. Ben hep Cryptic Writings'çıyım ve benden nedense büyük nefret ediyor. Ya Cryptic Writings en kötü albümü Caner falan ama Trust yok. Orada. Yok Trust çok iyi abi. Çok ben iyi. Trust'ı sana şöyle... Solosu falan. Trust'ın her şeyi. Trust'ın introsu. Oha sizle metal konuşan hiç düşünmüyordum. Şu anda inanılmaz bir rahatlama geldi. Çok iyi. Abi Trust'ın intro... Ben önce şunu söyleyeyim. Tamam. Çocukluğumdan beri hani sahneye çıkma anı beni çok etkiliyor. Sahneye çıkma. Sahneye çıkmadan hemen önce tüylerim böyle diken diken olur. O belgesel. Evet bir belge mesela Some Kind of Monster'ın en sevdiğim yeri sahneye çok çıkmadan ya. Önceki an. O kadar işte, izleyip o sahne arkası falan special geliyor bana. Sonra işte Rammstein'ın Sonisphere'de o Alman bayrağı açtığı efsane konser. Evet. Yani tüylerim diken diken olur. Gitmiş miydiniz buradaki? Gittim. Yani çok önemli bir şey kaçırdım. Ben kuzenimin düğününe gitmedim. Gerçekten yani. Büyük bir akraba linci yedim ama bana ne yapar? Abi bir daha da gelmedi. Bir daha da gelmedi kesinlikle. Kusura bakmayın. Siz bir daha bu evlenebilirsiniz. Kuzenim dedi ki Caner hak veriyorum. Gerçekten hak veriyorum. Ben de benim düğünüm olmasa Rammstein konserinde olurdum ama bütün akrabalarım daha sert davrandı. Ya ben işte Trust'ın introsu giriyor ya tomlar falan o müzik. Onda ben hep bu kapalı bir perde hayal ediyorum abi. Kendimize hayal ediyorum tabii. Evet. Sonra birden o dönenene riff'in girdiği yerde patlıyor. Perde iniyor ve hep chills veriyor ona yani. Yine çocukluktan çıkamama üzerine kuruldu evet, olay evet, ya. Güzel. Hep buraya geliyor. Heyecan o zaten. O şey ne peki? Ben de mesela bir dönem müzisyen olacağıma çok inanmıştım. Yani çok yeteneksiz olduğum henüz farkında değildim. ve şeydi hayalim. O zaman Origin of Symmetry büyük hastasıydım. Sahneye çıkıyorum ve Space Dimension'ın o klavye şey... Ha şey, Muse. Muse. Ha, okay. O dın 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 var ya, onu böyle çaldığımı hayal edip hep müzik yapmak istiyordum. Olmadı. Sizde o ilk gaz şarkısı var mı? Şunu dinlediğim anda müzik benim hayatım oldu. Muhtemelen benim şey, System of a Down, Shapsuy falandır herhalde. Bir şey diyeceğim, benim de. Kaçlısınız siz ya? Bütün referans sahnesi aynı. 93'lüyüz gibi. 93, ben 86'lı. Ben büyüyememekle mi ilgili? Sen kaçtı sen? O da 93. Aa, bütün refer ya John Frusciante aa, ben, her şeyiyle. Ya küçükken biraz daha o zamanlar daha manevi yönümün daha güçlü oldu hani dini tarafında daha güçlü oldu yaşlardayken küçükken böyle hani daha agnostik bir yerdeyken şey diye şu an hani şey geliyor böyle komik geliyor şey dediğimi hatırlıyorum hani dilek tutarken dua ederken falan işte ya işte Red Hot Chili Peppers'ın bütün şarkılarını çalabilecek kadar gitar çalmak istiyorum falan buydu böyle hayalim yani işte o yüzden Red Hot Chili Peppers demem lazım yani en gaz şarkısı en slow şarkı mesela Parallel Universe benim için çok gaz bir şarkı hani. Yani o albümde boş yok ama ya. Bence Rick Rubin'in yaptığı özellikle son Stadium Arcadium, By the Way ve Californication evet. O yani müthiş bir şey o. Orada da benim için bitti. Sonra ve bitti. Çünkü John çıktı. Rick Rubin'le de yapmadılar. John sonra. Geri gelmiş galiba. Şimdi geri geldi ama pandemi patlayınca. Ama John'un kişisel albümleri solo albümleri inanılmaz evet. İyi abi. Ben çok seviyorum. Bir an kötü bir şey diyeceğini sandım çünkü kimisi sevmez. Kalkıp giderdim. Yok yok hani hazırladım. Şeyler yani. Yok çok başka çok bir seviyorum. Kafada ama ben en son bir tane Walls mu bir tane bir şarkı paylaştı. Bir geçen sene galiba. Abi onu güncel bilmiyorum. Abi o da çok iyi yani elektroniğe fazla düşmüş galiba bu aralar ya da kullandığı şeyler oraya. O ara ara gidiyor oraya bazen evet. Bir beat yapıyor böyle bir drum and bass bir şarkı yapıp koyuyor ama alıyor beni içine. Ya bilmiyorum bir connection hissediyorum o adamla. Şu an metal dinliyor musun? Feci. Sen? Ben dinlemiyorum mesela. Valla. Ben arada açıyorum. Bunu konuşuyoruz çok. Ben de ama eskiden bu kadar metal dinlemiyordum. Hadi ya. Ve ben metal dinliyordum böyle çok başka bir şey falan gibi. Evet, benim bütün arkadaşlarım böyleydi bu arada. Ya, dur ya şu mikrofondan korkuyorum. Sen anladım. Sorarken ben de düşündüm. Sen mesela dinliyorsun arada metal. Ya ben evet biraz... Koptun mu?
Ya tabii eskisi gibi değil. Eskisi kadar. Ben mesela elektronik müziğe çok sardım. Yani. O etkiledi. Evet öyle bir şey evet. De var. Yani ben hani son birkaç yıldır yoktu bende çok. Ben ama şimdi sorsan hastasıyım Deadmau5 falan yeni girdim. Ben de yeni girdim bu arada. Öyle mi? Bizim gibi galiba enstrüman odaklı müzik dinleyenler bir şekilde uzun süre elektronik dinlediği söylemeye utanıyor. Ya da arkadaş grubuyla mı ilgili? Yani ben çünkü o zaman şey falan dinliyordum. Neydi ya herifin adı? Doug. Matrix'in müziklerini falan yapan herif vardı ya. Aa. Doug adı ama. Şey falan diyeceğim. Prodigy. Aa. Chemical Brothers. Oralar yani. Evet orada. Oralar ama doğru. Chemical Brothers falan ben büyük severdim. En yakın arkadaşlarım işte Deniz Güngören falan bizim müzikleri de yapan. Böyle şeydi abi saçmalama Manstein dinle falan. Ya tamam abi dinliyorum. Çok boklar evet. Çok bokluyorlar yani, abi. Yani metalci kadar kibirli çok az. Çok az müzik yani. Biz de öyleydik abi. Doğru evet, yani evet. Kabul etmek lazım. Ama o hırsı var içinde. Vay işte biri bir vokal var abi. Uğran oradan daha da falsetto söyleyecek. Ben daha da o soloyu tek başıma iki gitarı çalıyorum. İngilizce çalışıyorduk ya. Biz pazar günleri sabah girerdik stüdyoya. Kiralardık işte akşam çıkardık falan. Haftada 5 gün boyunca prova alıp bilmem ne. Sonra diğer günlerde zaten o derse gidiyor. Ben ayrı derse gidiyorum. Öyle. Şu an ders alıyorum. O gitar ders alıyor. Çatır çatır çalıyoruz konserden tel çizmiş şey, çıkıyoruz falan. Şey Manstein CD'si falan. Tabii günde 16 DC saat falan bir şeyler. Öyleydi. Ben şunu söyleyeyim abi. O yüzden şu an daha kötü gitaristim bana sorsa ama bence daha iyi gitaristim şey olarak. Abi teknik düşmüş olabilir evet. Ama ruh gelmiştir. Aynen bence öyle. Onu kesinlikle kabul ediyorum. Ya daha John'a da kaydım umarım yani. Daha güzel tatlı şeyler çalıyorum gibi geliyor ama eskiden çaldığım şeyleri çalarken çok üzülüyorum bana. Yan diyorum gitmiş mi? Parmaklar bana. Değil mi? Ya unutmuşum çalmaya çoğu şeyi. Yani yine de kondisyon var ama ya şeyi hatırlıyorum çünkü günlerini vermişsin o şarkıyı öğrenmek için. Gitmiş yani hani. İşte Tornado of Souls'un solosu mesela falan. Hani ya da işte As I Am'in solosu falan. Hani çalışmışsın onu lisedeyken deli gibi. Evet, her gün çalmışsın. Her gün çalmışsın. E şimdi yok yani. River Dragon'ın solosu River Dragon falan. Yani. Her şarkının öyle bir solosu olurdu. Abi şey ressamda da müzisyende de gördüğüm kadarıyla özellikle önce çok teknik başlayan adamlar büyük bir kopuşa gidiyorlar. Yani tekniğin iyice hani bu meczup mu dediğim bir nokta kadar ya. Sadeleşiyorlar. Yani doğru. Mesela bu bahsettiğim Deniz hani günde 8 saat Malmsteen falan çalışan böyle bayağı teknik çalışıp böyle durdurup tekrarlı falan. Şu anda konserime gelsene diyor gidiyorsun falan diyor. Bir tane gitar şeyi çalıyor böyle. Evet. Hani bu bir gelişim mi gerçekten yoksa bir ruhani gelişim mi? Bu ne yani? Ya, fazlaktan kurtulma. Falan gibi ben hani öyle gibi geliyor bana. Ya benim enstrümanist olarak benim kafam şuydu hep. O duyguya bir gün gitmem gerektiğini biliyordum ama gençken şu kafa vardı. Ya şu an tekniğimi çok geliştireyim ki istediğim her şeyi çalabilir hale geleyim bir noktada. Bir şey öğrenmek zor olmasın. Ben mesela çok hızlı öğrenebiliyorum şu an. Çünkü hakimim yani çoğu fazla farklı tekniğe. Temelin hayvan gibi. Yani sanki bir okuldan çıkmışım gibi bir durum var. Ama asıl yapmak istediğim tabii ki John Frusciante live'da çok kötü solo atar bana sorsan ama çok iyi de aynı zamanda. Bence Red Hot Chili Peppers live izlenmemesi gerekiyor. Çok dağınıklı. Yani çok dağınıklıdır. Ama bana geçiyor mesela o saçma, o hissediyorum o solonun böyle o pisliğini o şey. Onu şimdi arıyorum mesela böyle tek take'de pis sololar atmaya çalışıyorum falan. Daha da çok tatmin ediyor beni böyle. Seni hiç konuşturmadım gibi hissediyorum ya. O benim de suçum. Sen de teknik böyle bir şey var abi. Ben bu grubun tekniğine bakıyorum gibi böyle bir hakimiyet ya, var. Biraz karakterlerimiz de öyle aslında. Değil biraz mi? Daha konuşan, yani arkadaş ortamında da yani konuşmayı seven, anlatan falan güzel de konuşan. Yani bir arkadaşım. Ben de daha çok belki de o yüzden iyi anlaşıyoruz. Anlamak gerekiyor. Dinleyen taraf, daha böyle bir yorum yapan taraf falan, böyle bir şeyler açıklayayım falandansa. Güzel. Ben çok bir o zaman halimden. Şey yok. Ya ben şu an koptum gibi de hissetmiyorum. Sana öyle mi geldi? Hakkını, kul hakkını yemek istemem. Ha, o yüzden söylüyorum. Yok. O bana da oluyor biliyor musun? Ya ben... benim için düşünüyorsan ben çok mu? Ha, hakkını yedik mi diyordun? Yok. Ben onu ben de çok söylüyorum ya Uran'a. Aa ben çok konuştum ya sen evet. Şey alamadın. Hayır ama sende bir şey var böyle. Ya hemen seninle konuşalım çözelim. İşleri halledelim abi. Yanlışlıkla mesela grupta hani senin numaran alınsa bir tarafına organizasyon halledilemezmiş de sen olsa halledilirmiş gibi. Ya öyle yapalım hocam. Ben de çünkü mesela biri bana bir şey sorunca kanalla ilgili her şey okey diyorum. Ha, o gün olur mu? Olur falan. Herkese diyorum olur 12'se çekim var. Nasıl 12'se biz İstanbul'da değiliz ki falan gibi şeyler olur. Bazen mesela bir arkadaştan ya da böyle bir yakın çevreden falan bana gelirse eğer iş teklifi falan bir şey ya ben konuşuyorum ama ya bir de Kubilay'la mı konuşsan falan diye evet. Bana kalsa çünkü. Ben de kesinlikle okay. Şeyi var. Ya biz uyumluyuz o konuda çok. Hani tamamlayıcı bir tarafı var bence de. Ama ben şey yapmaya çalışıyorum. Ya şimdi ben yönetmenlik falan da yaptığım için işte son birkaç iştir mix master falan da yapıyorum, prodüksiyon da yapıyorum falan olunca bir röportaj bir şey olunca
arada güzel bir soru gelince cevap veriyorum ama arada da teknik soru geliyor. Onlara mecbur ben cevap verince böyle %70-80 ben konuşuyorum. Anladım. Şeyi evet. Konuştuk arada. Ya ben teklif ettim. Acaba sadece teknik konulara mı ben cevap versem? Çünkü yok çok konuşuyor oluyorum ben. Abi o ikili olmak çok tuhaf bir şey. Biz de Alper'le iki kardeş yönetmenlik yaptık ilk filmimizde. Röportajlarda biri gaza geliyor bir şey söylüyor ve röportaj bittiği anda böyle şey oluyorum. Aa ben hiç Alper'i konuşturmadım mı acaba? Bunu bilesem mi falan şey böyle garip bir şey oluyor. Ya, bana da oluyor. Duran'ı çok... Dörtlü olmak falan daha zor. Abi beşli olmak geldi falan. Buraya ya. Madrigal kaç? Sekizli gibi hissettirdi ya. Falan onlar zor gibi sanki. O çok zor. Evet. Çok zor. Ben onları zaten ayırmaya çalışmışım gibi bir röportaj olmuş. Evet evet. Sonra izleyince biraz... Döndüler galiba. Evet, evet. Dönüyorlar ve şey diyorum ben sürekli. Niye Royal Blood var iki kişi? Siz niye böylesiniz falan. Sürekli böyle sorular sormuş. Ama bu arada abi o... Bizim de, bizde de onu söylüyordum bir ara. Biz de gruptuk eskiden ve ilk karar verdiğimiz şeylerden biri iki kişi olalım biz. Yani çünkü beş kişi olmak şey de demek, beş fikir değil, beş kişinin farklı uyumu orada bir sürü faktöriyel, yani yüzlerce ilişki var orada. Çok benle onun ilişkisi, onunla onun ilişkisi, onunla onun ilişkisi falan kaos oluyor. Şu an biz iki kişiyiz, bizim bir de bir beyin takımı var işte Kubilay bizim menajer falan da orada. Peki geri kalan enstrümanistler hep değişiyor mu? Uzun süredir yani değişmiyor. Bayağıdır değişmiyor. Arkadaşlarımız zaten. İki kişi çıkmıyorsunuz sahneye. İki kişi çıktığımız versiyonlarımız da var. Dört kişilik versiyonumuz da var. Ama işte genel band yedi kişilik. Yedi kişi evet. Oha çok fazla değil mi ya? Büyük işte. Ya duo dersin az gibi ama sahneye en kalabalık çıkan ekiplerden biriyiz biz. Yani teknik ekiple birlikte bayağı böyle... 20 kişi falan geziyoruz. Mümkün mü bundan? Biz işte biraz şeyiz abi. daha az öz olsun falan. Hani ne bu yedi kişi? 20 kişi ne var burada? Valla fotoğrafçısı var. İki fotoğrafçı gittiğimiz de oluyor. Evet, sesçisi var iki tane. Şimdi mesela Harbiye'ye üç tane gideceğiz. İlk sesçi. Harbiye okey. Falan. İşte ışıkçımız var yine iki tane ışıkçı var. Sosyal medyacı geliyor. Sosyal medya, Kubilay. Başka meslek yapıyor musunuz siz de bunun yanında? Bir tek bunu mu yapıyorsunuz? Bir noktada sadece buna geçtik. Yani işte bahsettiği gibi hocanın o meslekte çalışıyordu. Ben de gastronomi mezunuyum aslında. Ben de bir süre böyle restorancılıktan falan gittim. Ama ben şimdi hatırlıyorum, anamız babamız yok deriz. Senesi kaçtı? 2015? Yok yok. Daha 7. 2017, 7, 2018 falan. 2017'dir. Ben o kulübe katılamadım bile. Öyle bir çalışıyordum. Oha çok koyar o da ya. Sonra bizim yine bu bahsettiğim beyin takımından Serdar var. Böyle. Yok yok, üzüldü yani. Onu gelemiyordu. Biz ona evet, görüntüler atıyorduk böyle oluyor falan. Bizim Serdar var yine bahsettiğim beyin takımından. Beni aradı işte dedi ki, abi emin misin? Hani istiyorsan çık. Hani kendini hırpalıyorsun. Orada falan diye. Hırbalıyorsun. Hırbalama. O beni gazladı aslında. Sonra işte aynı gazla böyle falan. Hadi dedik bir risk alalım. O zaman çünkü belli bir para akışı falan da yoktu. Ama mesleklerimizden para zaten kazanıyor. Riski atmayınca o akış gelmiyor. Olmuyor zaten. O riski evet, attık evet. Ve aslında tuttu gibi oldu. Ya şöyle gelişti aslında. Biz ikimiz de kendi kariyerimize göre iyi bir noktadaydık. Yani 20 yaşındayız. O işte bir gastronomi tarafında bir yerde müdür olmuş falan hani. Ben işte yardımcı yönetmen olmuşum falan. Ben girdiğim her sette en genç kişiydim. Yani rejiken de. Evet. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle olunca şey dedim yani. Benim hayalimiz hep müzik falan da tabii birlikte. Şunu dedik yani. Ya lan 2 sene kaybetsem bir şey olmaz deneyip. Hani gideyim. Gidelim yani ikimiz de konuştuk böyle. 2 sene harcayalım ya. En kötü iyi bir durumda görürüz. 23 yaşında yardımcı yönetmenlik de güzel bir seviye. Yani hani kötü evet. Değil. Evet. O riski aldık ve çok büyük payoff'u oldu. Ne kadar zaman ayırırsak o kadar geri dönüşü oldu bize müzik işinin. Yani çok uzun süre ben tabii ki sinemadan kazandım. Az para kazandım. Ama sonra tabii katladım diyorsun. Sonra yani. Ya kendi yapımcımız olmamız iyi oldu yani uzun vadede. Bizim çok uzun süre zaten müziğimizi yapabilecek kadar kazansak çok okey falan modundaydık. Biz evet, uzun süre kazandığımızın hepsini veriyoruz. Ya o zaten bence her zaman okey aslında ama şeyi biz hesaba katmıyoruz abi. Ben de hep öyleydim. Diyordum ki mesela bu kadar parayla ben hayatım boyunca yaşayabilirim. Ama önce şunu fark etmiyorsun. 5 kişilik iş yaptığını bilmiyorsun ki. Yani mesela sen grubun yönetmenisin bilmem nesi. Bunu 25 yaşına gelince yapamaz hale geliyorsun abi. Ben yani hem yönetip hem set bitince insanları evine dağıtamam artık. Yani bunun için bir şoför gerekiyor. Mesela bizim ilk filmlerimiz öyle. Ben yönetmenim sonra insanları evine dağıtıyorum. Müge gidiyor etraftaki restoranlardan yemek bulup sete. Yani bu şekilde bunu yapamazsın. Yani zaten kaliteli görünmen mümkün olmuyor. İş almana engel oluyor falan. Sonra senin masrafın artıyor ve kazanman gereken para da artıyor. Biz şanssız o konuda. Yani denk geldi o büyümeye. Ben şimdi arkadaşlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Klip soruyorlar mesela. Yeni hani yaşları bize daha yakın. Klip yapalım, nasıl yapalım? Ben diyorum ki biz çok şanslıyız çünkü biz 1000 liraya klip çekebilecek bir ortamdaydık. Yani hem ekonomik olarak da değil ama
Genciz çok. Evet. Hani sandviç yapabiliriz, herkes evine bırakabiliriz uykulu. Egon yok, her ego şeyi yapabiliyorsun. Şu, ya bir tek ego da değil. Yani artık dediğin gibi şey olmuyor yani. Hani kafa, abi ego da yani. Şu anda şey yapabilir misin? Dolu Kadehi Ters Tut bir marka yani. Hı-hı. Dinleniyor hayvan gibi. Yani şu anda sete gidip gelen figürasyona sen tost basamazsın abi. Yani için buna evet, izin vermez bir yerden sonra. Bu da bir insanlık yani. Hani. Ya bizim şansımız şey oldu bence. Arkadaşlarımız aslında bayağı büyük şansımız oldu. Çünkü en başından beri arkadaşlarımız da biz yola çıktık aslında. Ve bu saydığın şeyleri biz de yaptık. Biz de içindeydik ama arkadaşlarımız da içindeydi. Atıyorum ben o ne bileyim pide şeyini hamurunu hazırlarken atıyorum Serdar yanındaydı. İşte bilmem neyi yaparken evet, Kubilay evet. yanındaydı. İşte Oğulcan set bittikten sonra bilmem neleri işte ışıkları mışıkları bırakırken yanında Azra Ece vardı falan. Ha, evet evet. Uyuyordun değil mi? Bir gün işte benim İşte tehlikeli de abi her şeyi yapmak. Evet. Okul filmini çektik abi. Benim okul filmimi. Şimdi herkesi eve bırakacağım artık. Ve oradan sonra da ışıkları bırakacağım diyor ya. Yolda gidiyorum. Herkes uyuyor arabada. Uzun çayırdayız böyle. Uyumuşum abi. Yatakta gördüm kendimi. Gözümü bir açtım. Metrobüse doğru gidiyorum böyle. Çat diye düzelttim arabayı. Sonra Uğran'a dedim ki abi ben ışıkları bırakamayacağım. Sen gel öne. Uğran uyanıktı. Çünkü uyuyorum yani. Az daha öldürüyordum yani bize. İşte o kadar sorumluluk almaman gerekiyor. Aynen. Ben bir gün sahne çekiyorum abi böyle alakasız Beylikdüzü'nde falan ilk filmlerden biri. Ve ofisin kapısı açılmış Pronet arıyor. 7 kere aradı, 10 kere aradı falan. Abi ben sahneyi bırakıp ofise gidip biri girmiş mi diye baktım mesela. Çünkü gönderebileceğim kimse yok. Prodüksiyon yok. Yani setimizde bir yapım yok mesela. Artık böyle şey oluyorsa ben ne yapıyorum abi ya? Gerçekten ne yapıyorum? Yani başka bir meslek yapayım falan. Bunu bir yerde yırtman gerekiyor. Yırtmanızı sevindim. Ya en azından ekip kuracak kadar. Evet. Evet. Ama öyle yırttık ama arkadaşlar konusunda çok şanslıydık. Yani onu söyleyeyim. Yani yırtamıyorken de bu dediğin şeyleri yapan egosu. Mesela Cahit dedim ya hani konuştuk. Evet. Mesela Cahit bir şey çekerse ben onun yardımcı yönetmeni oluyorum hala. Ben çekersem o oluyor. Ve biz birbirimizi çok kollarız yani. Ben... Şu anda bu çok güzel bir dostluk. Hı. Cahit de ünlü olduğu zaman sizden nefret ediliyor olacak. Biz bunu yaşadık yani gerçekten. Biz arkadaş grubu olarak birbirimize 10 lira 20 lira borç vererek burada hayatta kaldık 10 senedir. Hı. Kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz bu arkadaşlığı. Hı. Şu anda da birbirini destekleyen ve başkası da engel olan Kadıköy Tayfa gibi bir şey. Yani ha, anladın diyorsun. Mı? Aslında biz birbirimizi tanıdığımızda hepimiz çöptük. Hala çöpüz kafa olarak. Ama biraz fazla iş yapıyoruz ve birbirimize hala arkadaşız yani. Bence de yani. Ve böyle olacak. Cahit yönetmen olunca ay Cahit de iş. Hep arkadaşlarımız. Lan bu adam evet gidip bizim her şeyimizi yapıyordu. Anlatamıyorsun. Evet, evet aynen öyle bu arada ama biz onun çok farkındayız. Evet. Ben hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Daha bizim grup yeni popüler değilken bu şey dediğimi hatırlıyorum. Yani bu arkadaş grubunun müzisyeni olmuş olmak çok mutlu ediyor beni falan diyordum. Hani her arkadaş grubunun bir müzik grubu falan da olur ya. Çünkü öyle bir iş o. Dünyanın her yerinde öyle abi. Evet. Seattle'daki o insanlar birbiriyle arkadaş olmasaydı yönetmen şu anda grunge olmuş. Diye bir müziği bilmiyor olacaktık. Yani Soundgarden'ı bilmiyor olacaktık. Nirvana'yı korkunç bilmiyor. Bir dünya. Abi Nirvana böyle takılıyor abi. Arkada Chris Cornell oturuyor. Yani görüyorsun fotoğrafları. Vay Seattle tayfa. Pislik herif. Lan almadınız bizi şimdi biz Kadıköy tayfa mı olduk? Kadıköy tayfa. Ama evet. Kadıköy'de oturmuyor Kadıköy tayfanın çoğu. Evet. Mesela ha, Deniz Tekin'e de. Yazmışlar geçen gün onu gördüm. Deniz Tekin. Kadıköy ayağında bunu bile önüne etti. Kız İzmir'di falan. Evet, evet Kadıköy'de. Kadıköy galiba şey hani bize dayatılmış mesela aile baba dövebilir falan. Bunlara okey olmayan herkes Kadıköy tayfa. Yani ben kurulmuş aile kurum kapitalist düzeni biraz deşiyorum. Buna okey değilim. Herkes Kadıköy. Evet. Genel Türklük dışı gibi hani siz kimsiniz? Ama bu hep böyle olmuş ya tarihte. Yani snob görülüyor. Snob evet. Ya ne yapalım Kadıköy'de oturuyoruz. Öyle abi ben ne yapayım yani ben. Şeyde de Ekşi'de de söylüyorsun. Ben burada ne abi ne yapayım falan. Ben de öyle benim bütün anılarım burada çocukluğumdan beri. Ne diyeyim şimdi gideyim mi ya? Yani çok saçma abi. Evet. Biz ben buraya ofisi taşıdığımızda dalga geçti abi herkes. Yani Kadıköy kim gelecek falan dediler. Saçma ama ofise Kadıköy olmaz falan dediler. Sonra Gezi'den sonra herkes Kadıköy'e taşındı. Ha. Evet herkes değil burada mi? Şu an. Son zamanlarda çok enteresan şeyler oluyor. Yani. Ne gibi? Ne gibi abi yani... motosikletten işte lastik yakmalardan tut işte şişe kırıp birbirine bilmem ne yapmaktan yol kesip halay çekmekten işte kapının önüne işemekten ve saat 3-4 ve bunlar pandemi hep yasaklarında ya, abi hep böyle değildi ya hep böyle değildi yani şey vardı okey ben taşınırken de şey diyordum ya burası sesli bir yer hani evet. Burada barlar var okey falandım ve bir yıl oturdum. Şu an ikinci yılındayım pandemide çok sessiz geçti ama zaten ama oturulmaz orada ya ama şu an çok enteresan bir durumda yani. Şu haberlere falan çıkıyor. Haberlere falan çıkıyor. Şu anda başında sonunda bekçi ve polis bekliyor zaten. Bilmiyorum nereye gidiyor şu anda.
Her olay yer çıkıyor. Mi öyle acaba? Bilmiyorum. Öyle duydum. Karaköy falan da öyleymiş. Bence işte bu Taksim'in bitmesi bilmem ne falan Karaköy işte. Başka sokak mı abi, Taksim bitti. Karaköy bitti bence. Kaliteyi yani şu an Karaköy işte ilk beklediğimiz tadı vermedi. Evet. Kısa sürdü değil mi o kafe? Şimdi Kadıköy gerekenin 10 katı kadar insan alıyor yani. Hmm. Kadıköy şeydi ya, hatırlıyorsunuzdur abi. Taksim'den sonra geliyorduk. Tabii tabii Kadıköy. Son bir bira içip uyuyorduk, evet, yani böyle bir hareketlilik. Bir tek şaft açık kalıyordu. Geri kalan her yeri ikide kapanıyordu. Aynen öyle. Yani. Evet. Şu anda aşırı büyüdü. Hmm, her yerinde bar var bir de yani. Açık hava bar. Evet. Bizim yengeç yani. Benim lise hayatım falan hep yengeç yapabilirsin şeyde. Şimdi bira fabrikası olan. Kadıköy. Kadıköylük onu anladım. Kadıköy'le oturmakla ilgisi yokmuş. O şey. Aynen, bence de yok. Hani böyle biz orada barınamayız bu arada o kaosta. Sen ben o üçümüz o kaosun içine girsek kaçarız, eve gideriz yani. Nereye? Ya şu an Kadıköy mesela. Yok, yani. Kadıköy saat 11.30'dan sonra orada. Hadi bir çıkalım demeyiz yani. O Kadıköylük o Kadıköylük değil ya. Yani. Neyse, Kadıköy'den çıkacağım artık ya. Bu sizin şeye gireceğim. Ona da çok girilmiş ama harbiden çok seviyorum. 21, 22, 23. Ha. Çok iyi fikir o ya. 23 özellikle en sevdiğim. Yani sen yazıyorsun değil mi onu söylüyorum? 20 seri olacağım. Evet. Yani senin 21 yaşta yaşadıklarını özetleyen bir şarkı. Evet. 22'de yaşa. 23'teki şimdi güncel var. Karşılık çok iyi. Yani dolar 1.7 iken kolay üzülürdüm. Dolar 1. Abi o kadar iyi bir şarkı ki. Yani şey olarak işte arkadaş bulmaktan kastım o yani müzik yaparken. Aslında senin gibi insanları toplaman kolaylaşıyor ya. Ha, yani bu kadar açık bir derdi anlatıyorsun. Doğru. Ben de diyorum abi 1.7 iken nasıl board game, evet, alıyordum? Abi, nasıl alıyordum yani? Şu anda mesela sıfır. Abi evet. O hissi yakalamak bir şarkıda 22, 23, 24 bu full götürmeyi düşündüğün bir şey mi? Evet evet. Yani gittiği kadar istiyorum. Çünkü ben de bu fikri ilk bulduğumda şey dedim. Bu fikir niye yok? Her grubun olması lazım böyle bir şey falan dedim. Yani. Çok bana da yani. Bu yaşında bunları. Evet abi, niye yapılmıyor? Yani tamam, Adele albüm yaptı işte, evet, her yaşta. 21 dedi mi orada? 21 var, 27 var. Falan öyle bir şey. 24 var falan galiba. Kahraman Deniz de galiba. Ya tek yaşa yapan var hani. 18 falan. Evet, ama yaşta. Öyle bir fikir bana çok iyi geldi yani. Her yıl bir şarkı yap abi. Koy onu falan. Bana da çok iyi geliyor. Peki güzel. Geçmişe döndü şu anda. Ulan şunu değiştirseydik falan. Çok öyle normalde çok pişman olurum aslında. Ha, var mı? Tabii tabii. Her şarkıda var yani. Ama bu seriyi o konuda... Evet, o çünkü böyle bir... O yaş çünkü. Çünkü falan. O okey ona yani. O kabul ediyor zaten. 20, 21 ile 22 arasındaki kontrast, 22 ile 23 arasındaki kontrast büyük. Ve onu kabul ediyorsun zaten yazarken. Senin sevdiğin en 20'li yaş, en sevdiğin 20'li yaş hangisi? Hmm, hepsi çocuğum gibi. Şarkıdan mı, yaşlardan mı? Şarkıdan yani aslında. Ya 23 benim favorim ya. Benim favori 23. Şarkınız da benim 23. Öyle mi? Evet. Çok seviyorum. 23 işte... Şeydeydim, Adrasan'da Daha filminin çekimindeydim o zaman. Rejiydim o zaman. Hadi. Orada yazmıştım onu, bitirmiştim. 22'de o zamanlar bitirmiştim. 23'e başlamıştık. Evet ya, seviyorum ben. 24'ü bayağı seviyorum. 24 de bayağı iyi. 30'a falan gelince bayağı depresifleşecek herhalde. Ne olacak acaba? Evet, evet. Ben de merak ediyorum yani. Ben 27'yi merak ediyorum mesela. 27 bir enter. Çok kötü geçti. Ya. 27. Tam ama yaşımızdı bizim. Evet. Tam o yaşı pandemide geçirmek. Lazım da. Oydu yani. Bahsedeceksin ondan herhalde. Abi hiç bilmiyorum ya. Ya şey oldu. Pandemiye kapanınca bizim albüm yapma fikri pandemiden önceydi. Biz dedik ki kapanalım eve. Çünkü bir hayalimiz vardı. İşte Red Hot Peppers'ın belgeselini izliyorsun, eve kapanıp albüm yapıyor, herkes öyle falan. Biz de konuştuk ta Şubat'ta falan, dedik ki ev tuttuk falan böyle. Albüm yapalım, sonra Mart'ta pandemi patladı. Birden bütün takvim boşaldı falan. Ben dedim ki bari ben kendime bir albüm yapayım bir tane falan. Hani biraz prodüksiyonum gelişsin evde falan. Diye. Kendime? Kendime solo bir albüm. Hem Moava ismiyle bir albüm yaptım. Daha görmedim. Böyle bir aradan yaptım bir tane. Ne tür, benziyor mu? Benzemiyor yani çok. Evet. Benim bir elektronik projem de var. Savunmadın mı? Ne alaka abi? Biz grubuz. Ne var? Kavga falan. Yok. Biz biraz da aslında şey oldu. Bizim albümün aslında bir böyle provası, bir provası gibi bir şey oldu. Biz çünkü o sırada böyle bir enstrümanları aldık, ekipmanları aldık falan aldık. O ekipmanları böyle kullanmış olundu aslında o şarkılarda falan. Kaşa'da kurulduk böyle. Bir proje var aynen. Kaşa, Kaş'ta kaydettik abi. Bir ev tutmuştuk zaten. Yani bir sürü ekipmanla girip kapanıp yapacaktık. Ne çıkarsa ki albüm öyle oldu zaten. Ama turne çok yoğundu bizim yani takvim. Boşa çıkınca ben dedim ki ben böyle bir albüm zaten istiyordum böyle biraz hip hop, eski lo-fi falan. Çok merak ettim. Ha, dinlersen konuşalım isterim yani. Öyle dinleyeceğim. Şey, pandemi döneminde yaptığım bir albüm olunca şimdi 27 yaş şarkısını o albüm biraz şeyi verdi yani. Hani o kapanıp tek başına bir şey yapınca, ama süreç şeye geçti. Bir şarkı yapayım, Uğran atıyorum. Yani biraz şey gibiydi. Hani sanki albüm
Dolu Kadehi'nin albümü final projesi gibi düşünürsek sanki o da vize gibiydi. Hani ona hazırlıktı yani. Hani bir şey oluyor, Uğran'a atıyorum, diyorum ki bak şu zor oluyor, şunları şöyle yapmak gerekiyormuş falan. Peki tutuyor mu ilk girerkenki şey ya da mesela Royal Blood'ın bir röportajını izledim. Bu son Typhoon's var ya, dinlediniz mi son albümü? Yok, Royal Blood çok bilmiyorum abi. Royal Blood ikili, bir bas bir davul. Ha güzel. Ama bası da bayağı distortion kullanıyor böyle. Gitar gibi kullanıyor yani. Gitar yok, iki kişi sahneye çıkıyorlar. Sadece bas ve davul. Çok keskin riffler böyle. Zat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  falan. Böyle vokal de var. İngiliz. Güzel soru. Basçı mı söylüyor? Basçı galiba. Sanırım kesin davulcu da bir back vibe. Yapıyor, yapıyor back, back vokal var. Out of the Black diye bir albümleri vardı. Çok iyiydi. Şimdi Typhoons biraz daha böyle şey. Tam aynı şeyler konuşuluyor orada da. Yani pandemiye giriyorduk ve albüm yapmak istiyorduk. Ve kafamızda inanılmaz net bir sound vardı. Yani bu sound'u yakalayacağız ama girince çok değişti. Biraz daha pozitif bir şeyler oldu. Mesela orada miksajı çok düşmüşler. Vokal mixini. Çünkü şeyin öne çıkması, sözlerin öne çıkması istemedik diyor. Yani sözler biraz dark kaldı bu dönemde yazdığımız ama rifflerimiz çok up'tı ve vokali kıstık. Ve anlamıyorsun mesela tam olarak çoğu verse'ü falan anlamıyorsun. Efekti falan mı? Biz de dinleyelim mi? Dinleyelim ya. Abi çok iyi bir grup yani gerçekten. Özellikle ilk albüm bence inanılmaz iyi. Şeyi merak ettim yani girerken ki bende mesela çok değişiyor. Komedi yazacağım diye bir giriyorum. Bir anda olay kopuyor falan filan. Albümde ne kadar sadık kalabiliyorsun? Biz özellikle orada yapmaya biraz daha özen gösterdik. Mesela birkaç giriş cümleler ya da işte böyle belki bir riff falan vardı. Onları özellikle ilerletmeyip Kaş'a gidelim, oradaki ortamda yapalım falan diye. Hatta yani bir ay gittik ama ilk 10 gün falan herhalde. İlk bir haftada 20 şarkı falan çıktı hemen. Tutmuşuz kendimizi orada yapacağız hepsini falan diye. Çünkü bir de Kaş ne kadardır yapmıyorduk? Bir süredir bayağı de bir yapmadım. İş yapmadık yani. Herhalde bir single mingle attık ama. Whiteboard aldık şarkıları yazan, doldu hemen böyle yani hangisini yapacağız? Çok iyi. Kaldı mı yeni albüme bir şeyler? Bayağı şarkı yani arttı. Aslında bayağı arttı ya. Yani 20 küsur şarkı yapıldı, 10 şarkılık bir albüm yayınladık. Yakın arkadaşlarımızın kızdığı, bunu nasıl koymazsınız albüme falan dediği şarkılar da var böyle. Hazır hissetmedik falan diyoruz böyle. Abi sen sözü kesilmesi o kadar okeysin ki hep kesesim geliyor yani. Kestiğim anda böyle başka bir yere dönüp umurunda olmuyor falan. Yine böldüm o yüzden. Bir şey anlatıyorum. Ne anlatıyordum? Albüme giriş kafamızı anlatıyor. Evet. Şu böyle kafayı. İlk hafta biraz fazla abandık falan gibi bir yeri sen anlatıyordun. Sonra biz yine... Boşver. Başsiklet onu abi. Öyle girdik ve yani bence o Kaş'ın ortamı falan artık herhalde. Daha böyle bir up, daha böyle bir biraz daha weekend'e yakın zaten bir melodiler. Ya kafamızda muhtemelen vardı biraz. Tabii referanslarla gittik. Referanslarla falan gittik zaten de. Belki sözlerin falan daha böyle bir şey olması. Ne bileyim. Biraz daha böyle bir... Ya mesela protest şarkımız çok yok gibi bu halde. Son halinde çok olmadı. Yani şarkıyı yapıp... Hissetmedim. Sonra havuza gittik yani falan. Ama her şey protesto zaten. Ben biraz hiçbir şeyle ilgilenmeyen şeyleri de özledim ya. Hadi protesto yapalım falan gibi bir şey. O his. Yani Türkiye'de olduğum bana unutturan şeyleri de biraz özledim artık. Yani bir ara hani niye ses çıkarmıyorsunuz abi? Gücünüz var falan. O kafadaydım hani. Duman, Kaan, Tangöz'e bayağı böyle şey. Miting gibi albümler yaptı ya. Onlar da çok iyi geldi ama şu anda böyle şeyim. Abi ne olur unutalım ya. Bir sakinleşelim. Evet. O yüzden iyi geldi sizin albümünüz var. Eyvallah, güzel. Ha, biz de istiyoruz ama bazen böyle hani... Yardırmak. Hadi ya falan istiyoruz ama... Genç tayfası seviyor mu sevmiyor mu hiç anlamıyorum. Bazen ben burada coşuyorum. Ben neyi seviliyor onu ben de hiç abi onunla ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Ben konuşulurken şeyi çok duyuyorum. Mesela bazen sanatçı da ya da yorum yapan kişi de şey diyor. Ya adam diyor ki işte internette yazan bir şey cevap veriyor mesela. Ya diyor ki hem diyor bu şarkıları böyle yapmayın hem de diyor ki bunları ne güzel sevdik, güzel oldu diyor. Ben de şunu diyorum aynı kişi değil ki onlar abi yani. Hani değil tabii. Milyon tabii. İnsan var tabii ki. Evet, biliyoruz. Çok konuştuk biz. Yani kim ya kimse işte anlamak. Evet. Filtrenden geçiyor tabii ki. Yani biz feedback önem veriyoruz. Yani şöyle veriyoruz ama biz zaten istediğimiz bir şey yapıp tabii ki şimdi konser, ya bizim çok gaz yaptığımız şarkı ama bazen az dinleniyor. Lan dinlen ama şimdi konserde insanların bilmediği bir şarkı çalmak keyifli değil. Dolayısıyla şey diyorsun, ya tamam daha sevdikleri şu riffleri kullanalım. Ama şey de olmuyor mu böyle, mesela ben çok sevdiğim grupların tam albüm böyle turne biterken artık, o albümün turnesi biterken ki konserlerini ben çok seviyorum. Yeni albümden böyle bir sneak peek gibi bir şey atıyorlar bazen böyle mesela. Origin of Symmetry turnesinin sonlarında bir şeye gitmiştim Muse'a. Böyle Absolution'dan böyle bir giriş çalmışlar. Bu ne abi? Bu ne? Ne geliyor falan. Ne bu? Ne bu? Yani eşlik edememiştik ama çok heyecanlanmıştı tayfa. Evet. Yani
sizi çok iyi tanımayan insanlar için belki daha bildiğiniz şeylerden çal olabilir ama evet, sizciler için de ekstra bir hediye gibi oluyor. Bence de ya. Evet, doğru. Evet. Daha çok bu albümü çalamadık mesela yani canlıda. Doğru, evet. İlk defa işte 19'unda çalacağız. Evet. İlk kez canlı çıkacağız şeye. Lansman yapamam. Yani bu son albüm bizde bir tamamlanmış hissi yok. Çünkü biz albüm düşünürken sahnesini de düşünüyoruz. İşte performansını da düşünüyoruz. Bunun yarısı yokmuş gibi albümün. Yaptık ama sonra durduk böyle oturduk yani. Herkes aynı şey söyledi ya. Yenilerine çalışıyoruz mesela falan. Tabii yeni şarkılar. Onlara ne olacak şimdi mesela? Yeni albüm yapmanız gerekecek değil mi? Bunun turnesini ya yapıyoruz. Ne olursa olsun seyirci de eski bir şey. Ya eski derken aslında 19 Mart'ta çıkan bir albüm bu. Yani çok da eski tabii değil. Tabii tüketim şeyine göre albüm bile nadirleşmişken. Evet. Ama iyi gibi dinledik mesela yani. Yani evet. Şimdi konserlerde ufaktan çalmaya başlayacağız işte. Biz biraz varyasyon yaptık bile. Bir session çıkardık bir tane. Böyle daha tight çaldık falan biraz. Şeyler daha bende yorumladık. Yani. Aa, çıktı mı bu? İkisi çıktı. İkisi de bugün çıkacak. Bugün 5-6 tam emin değilim. Bugün iki şarkı daha çıkacak. Böyle biraz parsels vesaire falan böyle girelim stüdyoda çalalım hissi oldu. Çünkü albümü de çalamadık hiç yani. Yeniden aranje edip biraz tightlaştırıp sound'u. Konserde şimdi, hangisi gibi çalıyorsunuz? Bölümlere ayırdık aslında. Yani ilk şimdi mesela şu anki Harbiye konserimizin planı ilk böyle YouTube'da şu an sen izlemedin ama galiba muhtemelen. Hangisi? İki şarkı yayınladık YouTube'da. Yeni albümden iki tane canlı çaldık. Bugün de iki tane, başka iki tane çıkacak. Dört tane şarkımız olmuş. Sound tight bayağı böyle. İşte snare falan çok tight. Böyle. Aynen o şekilde bir giriş yapıp. Ben böyle, onu sound'u çok seviyorum. Biz de böyle. Grup piyano falan filan şimdi ayarlamaya çalışıyoruz. BBC böyle Lounge bir giriş yapıp. Gibi böyle. Aynen falan. Tiny Desk gibi falan. Kafasında girip sonra ufaktan artık bir eski bildiğimiz daha up DKT Tator'a bir geçiş yapıp işte bilinen diğer şarkılar çalıp öyle bir performans planlıyoruz şimdilik. Işık. Konserdeki peki tavrınız ne oluyor? Yani mükemmel olmak mı, kopalım mı? Bence mükemmel olmak ne bilmiyorum ama kopalım yani. Mükemmel olmak albümdeki gibi çalmak yani. Bazen albümdeki gibi yok ya zaten kafadan yani bu albümü şu an albümdeki gibi çalmamızın çok mümkünatı yok 7 kişiyle. Evet. Biz farklı bu albümde aranje ediyoruz yani ister istemez. Özgür bıraktık kendimize. Ama bir önceki albümde tasarlıyorduk. Setlist hazır mı? Hazır mı? Evet. Şimdi anında işte değiştirme kafası var mı? Yolda gelişebiliyor tabii. Evet. Çünkü bazen bir şarkı bundan sonra kötü oldu ya da şunu çalalım bu falan oluyorsun. Ama konser o günkü konser öncesi biliyorsun setlist. Aynen. Şu an sahnede değiştirme diye bir şey yok. Aynen. Bir kağıdımız oluyor. Belki değiştirdiğimiz var mıdır? Ya bazen çok bazen bir görüyorsun çok bir şarkıya çok istek geliyor falan. Umursuyor musunuz onu? Bazen yapıyoruz evet. Evet. Ya bizim şimdi, ama biz ben 23 diye bağırmıştım sizin konserde bayağı. Öyle mi? Yani çaldık çaldınız. Evet. Çaldık mı? Güzel. Benim yani için çalmadınız belli ki ama. 23 mu? Tamam. Tamam abi. Bir süredir çalmıyoruz 23'ü mesela. Evet. 24 daha çok çalalım. 24. 25'i mesela çalmadık gibi bir şey. Hiç. Onu ben bile unutuyorum ya. O kadar arada çıktı ki o şarkı. 25 biz kaçta albüm kaydederken çıktı zaten. Evet. Hmm. 25 zaten single olarak bir albümde yok. Single olarak çıktı. 26 albümle çıktı. Bayağı hakimmişim ha. Hiç gurur duydum. Yani mal gibi oturduğum ömler de oluyor burada. Güzel abi, Jack White ben mesela hayatta en sevdiğim müzisyenlerden biri. Ben de severim çok. Ben şeyini çok seviyorum. Hayata bakışını çok seviyorum. Hani sevmediğim şarkıları falan oluyor ama mesela herif bir konsere gittiği zaman o konsere yakın olan bir AVM'ye falan gidip sikko bir gitar alıp çıkıyor sahne. Öyle mi? Wow. Evet, böyle akorunu bilmediğim bir arıza çıkarabilecek. Veya mesela bir tane çıktığı konser var, 1 metre jack'la çıkıyor. 1 metre yani. Hani kendime bir kısıtlamalar koymayı seviyorum diyor. Yoksa hep aynı şey. Yani benim için bir konserle ertesi gün birbirinden ayrışmıyorsa yaşayamam. Yani ve sahnede de geziyor böyle. Sürekli gidiyor onun kulağına işte Weep Them Sensus Lady yani böyle bir anda iki gün arda arda bakıyorsun bambaşka setlistler. Alakası yok. Birinde White Stripes çalmış, öbüründe Dead Weather çalmış, öbüründe sadece kendi kariyerini çalmış falan filan. O mesela beni çok heyecanlandırıyor. Yani onunla turneye çıksan her gün izlesen bambaşka bir kafa var. Doğru. Mükemmeliyetten kaçmak yani herifini heyecanlandıran şey. Ya onu çok farklı motivasyonlar var yani. Ya onu biz de çok yükseliyoruz. Böyle jamming, rahat takılım. Red Hat'ta da vardır ya hani böyle takılırlar falan. Biraz daha fazla. Evet çok fazla fazla. Ya şey yok ama. Biz bu sene mesela planlarımızdan biri bir stüdyo kuralım. Band'le de çok vakit geçirelim. Bütün şarkılar çok jammingli bilmem neleri bağlansın vardı ama işte. Medley. Yani evet, çok seviyorum o kafayı. Bir tane öyle band'le gidip böyle bir albüm kaydetme istiyoruz. Bir hayalimiz o hala. Belki bir dahaki albüm falan. Peki metal albümü düşünmüyor musunuz? Bir kere hayalimizi sen anla bak yine ben çok konuşuyorum dur sen anla. Bizim hayal... Yani sizden bizim... dinleyelim. Evet bir de benden dinleyelim. Bizim olayımız biz çok sert bir geçiş yaptık yani bayağı metal belki de hani konser en yakın konser bile çok yakın falan olabilir yani genel konser verme şeyimize göre
DKTT müziğini yapmayla en son verdiğimiz metal konserinin arasında çok büyük bir fark yoktur. Onu demek istiyorum. Şöyle bir şeyimiz vardı. Metal pardon, kendi şarkılarınız mıydı? Kendi şarkılarımızı da çalıyorduk. İşte coverlar da çalıyorduk o bahsettiğim grupları. Bizim şöyle bir isteğimiz vardı. Abi yapalım. Ya onun yapış hikayesi de bir ekstra bir başka bir saatlik ayrı bir konuşmada konuşuruz. DKTT'nin kuruluş şeyiyle. Laps lapsa konuşuruz. Falan belki. Projemiz vardı bizim. Çalalım abi bunları. Belli bir popülerliğe gelsin. DKTT şarkıları. Sonra işte bilmem ne konseri verirken artık o konser neyse. Ha, belki metal versiyonu. Bir konser metal çalalım. Ne olur bir sen Matiz çalıyoruz eski şarkıları. Ne olur boşalır mı salon? Hiç bilmiyorum. Bence boşalmaz. Bu arada bir tane şarkımızı biz Erim diye bir şarkımız var biliyor musun? Erim. Erim. Evim bilmiyorum. O mesela Sam Matiz'in yani metal grubumuzun My Home isimli bir şarkısıydı. Soft şarkıydı böyle. Onu direkt alıp Laps diye Türkçeleştirip öyle çaldık. Aa bilmiyordum. Evet. Dolu kadeh oldu. Peki evet. Senin oradaki metal vokalin ne? Hangi tarza yakın? Bu mu yani? Burada söylediğin mesela gibi. Dream Theater, Nevermore. Daha clean, daha böyle yüksek. Ha, doğru söyledin zaten. Daha şey. Bruce Dickinson. Falan işte ne bileyim Bon Jovi, Guns N' Roses falan gibi şey. Çok dinliyordum zaten o kafada. Çok bu böyle metal... sizin sound'la birleşince şey gibi, Tea Party gibi bir şey çıkabilir gibi evet, hissediyorum. Evet. Ben çok memnunum şu anda yaptığımız müzik ve çevresinden, gidebileceği yerlerden, kenarlara. Zaten artık 5 sene, 6 senede net oturmuş bir şekilde. Ya ama sound olarak biz çok şeyiz abi bence. Ya bence bizim hiçbir... Ya ilk albümümüz akustik, homemade tamamen, ikinci albüm dediğim gibi stüdyo albümü, üçüncü albüm... Daha böyle altyapıların olduğu. Tarzı var diyemiyorsun. Evriliyor bence. Evet. Ya ben geri... Yok, sizde kesinlikle öyle bir şey var. Evet. Yani böyle bambaşka bir albümler değil hiçbir ama hep eklenen bir şeyler var. O metal rifflerini falan da yakaladım diyen ben onu çok arkadaşlarımız da oluyor mesela. Metal riffi. Yani o anlıyorum o kafayı falan diyenler. Mesela Lane Boy'daki resmen atak metal atağı ya. Yani Mute Matt'in de birleşimiyle belki olmuş olabilir. O herif piyanisti böyle... Amuda kalkıp piyano falan çalıyor konserlerde. İzlediniz mi hiç? Manyak bir herif. O davulcu fena. Davul ne abi? Tenman Palis'in davulcusu inanılmaz bir davulcu. Jumpsuit de falan da inanılmaz. Jumpsuit baya metal çalıyor. Baya sert ya. Bas böyle. Royal Blood çalacağım şimdi size. Bence baya bir seveceksiniz. Ben de bununla hava atacağım. Benden öğrendim. Abi bu arada ayak işlerini çok tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum. Volkan Öge bizim de çok sevdiğimiz. Valla. Evet. Sayılıyorum herif. Ya şey bu arada. Dolu Kadeh'in ilk döneminde... Biraz daha dedim ya parodik bir kafa vardı diye. Mesela şeylerden biriydi yani. Hani o Bates Motel'in yaptığı komik şarkılar falan vardı ya zamanında. Ben parodi olduğunuzu anlamadım o zaman. Yılbiz biliyor musun? Evet. Abi Yılbiz bizim Yılbiz. Main idollerden biriydi o sırada. Evet. Abi biz de böyle yapalım. Yani çok yeni Türkiye'nin öğrendim ama Volkan'dan öğrendim. Öyle mi? Çok iyi. Kafalar. Tanışmamız lazım dün, ya. Hatta iki gün önce işte o bahsettiğim ekibin toplantısı Yılbiz'in şeyine benziyor bu falan diyor. O kim abi falan. Weird Al Yankovic ya bizim için o. Yani sizin için öyle miydi bilmiyorum. Eski jenerasyon Weird Al Yankovic. Ha okey. Bu spoof şarkıları yapıyordu falan. Okey ben de çok yok ama şey olarak biliyorum. Ha, ama Yılbiz... Şeyi izledim çok... Ya o Yılbiz değildi ya karıştırdım. Koreli bir kızla... Abi Yılbiz işte. Anlamıyorum ne söylediğini. Şey, o Language kız... of Love. Evet çok iyi şey abi. Çok komik. İşte şey en bilindiği What Does the Fox Say? What Does the Fox Say? Ha o da o değil mi? Evet. Evet. O en patlamışı zaten ama çok troll şey. Stonehenge şey. Falan bitir. Ha Stonehenge. Ha. Ya da old My Friend mi? Old Friends mi? Friends şey. Evet ya iki tane yaşlı abinin. İki tane yaşlı. O bizi çok etkiledi. You had a hat. Evet. Böyle Simon and Garfunkel gibi. Makinenin öndesin. Ay çok pardon. Simon & Garfunkel gibi bir şarkıları var. Ha evet evet. Tam öyle. Neydi o şarkı? Old Friends galiba. Old Friends olabilir. İki tane yaşlı adamın. İki gün oldu öğreneli ya. Biz güzel bir şey. İlk dönemimizde bizi çok heyecanlandırıyordu. Ya biz de yapalım böyle. O yüzden o ilk albümde çok troll şarkı da var yani. Evet. Ama hiç o gözle bakmadım. Dur ben de öyle bakayım. Aşk falandansa biraz daha böyle bir helal falan evet, gibi. Evet evet biraz öyle. Kafada şöyle bir söz koyalım. falan gibi. Sonra o pislik biraz daha kaldı gibi peki? Oldu yani. Tek anlamayan ben değilim. Yok abi çok bence hiç anlaşılmadı. Çünkü o troll diye bulduğumuz sözleri evet falan diyenler oldu. Falan oldu evet. Bozmadık. Niye bozmadınız lan? ya mesela... Kanka şaka yapıyoruz demedin. Yok ya yani... O kadar sert de bir değil tabii. Şimdi... Bozmak da istemiyorum da ananas gibi... Ha o şöyle evet. Bilmiyorum. Ne söyle. Ananas gibi ahlı gibi yani.
What? Ya o bizim yapma ne olursunun sözlerinin ilk halinde şey ilk introsunda şey geçiyor. Ananas gibi, ahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabii diye bir söz var. En çok dinlenen şarkımız bu arada. Evet. Şimdi o söz Uğran bu sözleri ilk bulduğunda onlarla bulmuştu. Sonra ama düzgün mü öyle daha değiştiriyoruz. Aşk şarkısı falan güzel sözler yazdı. Kesinlikle çok hook'i bir nakarat işte. Sonra ben bridge getirdim falan evet, işte. Ama ben inat ettim. Dedim ki bu intro olsun. Ya bu sözler olsun abi. Ve oldu. Yani. Kimse de demedi ki bu sözler ne demek. Yani ne ya falan değil de evet ananas. Evet falan oldu. Öyle oldu. Evet falan dedik. Ananas abi. Anlamadınız mı falan? Kimse demedi yani. Ama sonra bu trollük dozu gitti. Ya evet bir ufacık kaldı galiba. Ne istatistikte falan yine var son evet, albümde. İstatistikte varmış yani. Biraz var yani. Yer yer geliyor. Var, biraz daha dikkatle dinleyeceğim. Var var. Ya o Yıldız falan şeyi çok influence evet. Çok vardı ilk albümde. Biz de ama o çok daha fazla hissettiriyor daha geçti. Ya bir de çok no name'lik abi hani evet, o zaman. Evet evet hiçbir şey düşünmüyorduk ki öyle bir ya Spotify'a falan sonradan koyduk. Spotify'a nasıl koyuyormuşuz ya falan diye. Evet, evet. Hani GarageBand'de şarkı ayarlıyormuşuz gel hadi. Ya çok hızlı yaptık 15 şarkıyı evet. Falan. Belki de şu anki o bağımsız şöyle grup falan muhabbeti. Biraz şansı oldu. Şansa gibi oldu aslında. Aa nasıl koyuluyor? Aa şu muymuş? Biz kendimiz yaparız lan falan diye bugüne kadar geldik. Bunu da yaparız aslında. Bunu da yaparız. Bunu çok da yaparız. Çok iyi olmuş. O arada çünkü birine denk gelip abi söyle yapamazsınız. Bize verin %40'ını alacağız ama sizi tabii, mükemmel tabii. Bir yere götüreceğiz. Evet evet. Ya şu an anlatıyorlar okay, mesela. Bir komik oluyor yani. Komik bizi çok kandırmaya çalışma oldu ya ilk YouTube'u açarken. Neler var ya. Sürekli buraya böyle birileri geldi bakın. Ya telif evet. Yollarlar, evet. Bir ay açılmaz kanalınız. Biz MCN olarak skoru neler koyduk falan. Abi hiçbir şey olmadı kanala. Aynen bizim bir Tolga Çevik işte. Kanal D muhabbeti ya. Onu da çözdünüz. O da bir günde çözüldü. Ya bizim de öyle ya. Ya bir de ben o bürokratik şeyler... Ya hemen çökmeye çalışıyor her şey ya. Bizim tam tersi bile oldu. Biz ilk başta ya biraz böyle bir düzene gidelim falan dedik. Birkaç kişi ulaştık falan. İlgilenmediler bizle çok. Aa, İsmimiz falan değişti diye. Şey oldu bize. Sonra biz birden böyle çok şey olunca... Dur lan oldu. Biraz daha böyle şey oldu. Biraz ıslandık şanslı. Şanslıyız kesinlikle. Evet güzel şansa. Hem şans hem aslında verdiğimiz kararlarla. Ya tabii. Şanslı. Tabii. Tek başına hiçbir şey değil. Evet. Ama yani talihsiz olabilirdi yani. Evet. Hani yakalanabilirdi. Ben yani. Şu anda bir tane çok, kafede. Çok var öyle insan ya. Tabii çok evet. Var. 10 yıldır davalı bilmem ne menajeriyle her şeyine konuyor herif falan filan. Çok var ya isim var ama çok ünlü isimler de var yani. Evet, bunun içinde YouTuber'lar da var. Her gelirinin %70'ini veren insanlar falan var. Yani zamanında öyle sözleşme ya. İmzalamış. Bunlar çok iyiymiş. Bence çok yemin oldu öyle para almalar falan. Çok tabii uzun süre insanlar para alamadı. Çok büyük şarkıları 5000 liraya satmış falanları. Ne tabii diyorsun? Yüzde de almıyor. Yok hiçbir şey. 3000 lira almış şarkı. Şarkı ama 30 milyon. Ayda 50 bin lira kazanıyor falan. Peki abi 3000 lirayı veren şey demiyor mu? Ben yani çok ağır bir... Yani şunu da al falan. Ya o şunu işte... diyor. Ben diyor bunun gibi 500 tane iş yapıyorum her sene. Biri tutuyor diyor orada kendince. Ben diyor bunun gibi 500 tane işe 3000 lira veriyorum. Tam da o 500'de birinin günahı ne yani? İşte. Yani en azından bir üstüne artı bir deal koyarsın. Yok kendisini öyle tatmin ediyor demeye çalıştım yani yapımcı. Ya anladım ben diyor, çok ya ben 500 bin lira harcadım şu anda. Bir tane harcadığım 3000 de ama gerisini kazandırdım diye okey oluyorum zaten. Ama 500'de bir oran var sen kötü bir yapımcısın zaten. Yani öyle kafaları farklı evet yani şey de var. Bunu herkes yapar. Herkes sadece param olmalı, var demek oluyor. Herkes bende olmalı diyen de var. Ya ben sadece şunları alayım diyen de var. Ama... Belli bir süreden sonra şunları alayım diyen de zaten bir dakika lan ben daha fazla alayım. Katalog herkesin kafasını çeliyor abi. Kütüphane evet. Yapmaya çalışıyor. Evet, evet herkesin en vizyonlu insanın bile ya 3 kişi alayım çok iyi yürüyeyim ama dur lan şunu da alayım. Lan aslında bunun gibi 10 tane alayım. Ya dur şu 20'sini alayım alta şu koyayım. Şu tane falan. Muhabbet çok kötü değil mi? Tamam öyle. Sen tane oluyorsun evet tane aslında. Olur. Geçen gün bir yere gittim. Hiç ciddiye alınmayacağım kadar büyük bir kurum diyeyim yani. Ya da bir insan diyeyim. Kapısına gittim güvenlik geldi. Buyurun işte şey görüşeceğim. Evet. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Telefon açtı dedi. İki tane adam var burada. Sizle görüşmek istiyordu. İki tane mi dedim ben? Yani iki kişi diyebilirsin mesela. Tane ne abi? Kiloyla bizi oraya yazar mı çağırıyorsun? Yani? 10 kilo bize komedi sar. 5 kilolu dram mı? Kötü ya. Ya insan itiyor onlar işte. Evet. Hırs yaptırıyor. Hırs yaptırıyor. Yani. Güzel bence de güzel. Biz yani çok hırslı sayılırız o konuda. Yani şey ama şeyleri de yaşadık yani. Bak, denedik bu arada. Denemedik değil. Güzel yanları da var. Birileriyle çalışmanın. Farklı var vizyonlar görmek. Ama hemen birinin altına girmektense yavaş yavaş kendi kararlarınla evet. İşbirlikleri yapabilirsin zaten. Evet. Öbür türlü ya. Şey oluyorsun. Hapsoluyorsun. Mutual beneficial bir şey varsa çalışır yani. Yoksa evet. Tek taraflı bir kazanç hissediyorsan bence uzak dur diyebilirim buradan. Genç arkadaşlara. Gençler. Hani. Siktirtmeyin kendinizi. Evet abi zor ya. Yani, evet. Sert haliyle söyledim ki aklınıza kazınsın. Evet.
Abi evet, çok dertli, çok insan var ama onu söyleyeyim. Özellikle pandemi döneminde biz çok self-sufficient bir ekonomik bir bubble olduk kendi içimizde bu sayede. Çok fazla yetenekli arkadaşımız da sıkıntı yaşadı yani. Evet. O haklarına sahip değil diye. Ama artık ya şunu söyleyebilirim. İhtiyaç çok kesinlikle yani. İnanmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu da karakterle ilgili. Sizin grubunuzda sen varsın ve derleyici, toparlayıcısın muhtemelen business konusunda. Ya onu olmayan grupların da birine ihtiyacı aynen, var. Yoksa onu çok dağılıyor. Biz de. Yani, gerçekten kendi işini yani sadece beste yapar okey ama bir business olmak o kadar kolay değil. Aynen öyle. Ya yol değil zaten bu. Yani şey, kendi karakter sadece ve şeyine göre. Evet yani belki. Belki de senin için öyle bir şey lazımdır. Seni manage etmek gerekiyordur. Senin için şey gazlamak yani, gerekiyordur. Şey. Para yoktur belki hiç falan. Ben gibi. Tavsiye vermeye çok çekiniriz biz mesela. Evet evet, ya ben şimdi neler yaptığımızı anlatsam sen de işlemez bu yani. Evet. Yok hiç. Ya da işte aynen. Başka kimse, bir şey. Klip bir kere çok büyük kandırma yöntemi bence. Klip çekeriz falan. Avans veririz evet. Falan. Bize direkt ne o abi son 7500 lira bir çıktı. Evet, onu konuştuk. Aynen. Instagram'dan yaz yani bir beğendiğin yönetmene. Yönetmene yaz ulaş. Anlaş konuş. Evet. Aynen. Sanki bir de yani çok iyi yönetmenler var ki. İşte ama genelde müzik ya grupların genelde yönetmeni olmuyor yani. Arkadaş yok, grubunda. Bu daha nadir bir şey. Yani en kötü şey olanlar çok var. Hani arkadaş grubunun içinde yönetmen olanlar var. Bunlar da arkadaşlık bozuluyor. Yani. Bozuluyor ama. Bok gibi bir şey çekiyor böyle. Abi yani. Eyvallah. Bizim şansımız işte o yani. Evet. Bizim kliple şarkı bazen dediğim gibi klip önce piştiği çok oluyor yani falan. O bizim için bir güzel koruma oldu yani. Kliple kandırılamadık hiç yani. Klip evet, çekeriz mantıklı. Falan. Yok abi biz de çekiyoruz. Sen neydi grubun? Unuttum bak biliyor musun? Hangisi? Yokşe klip mi çekti? Klipte oynadın mı? Oynadım. Yokşe vardı değil mi? Ha, klip çok çektim bu arada evet, evet. Zamanında ama rezalet bir sektör olduğunu düşünüyorum yani. Klip ben Keçeli falan az bütçeli. Çok düşük bütçeli, çok büyük beklentili. Çok sevdiğim müzisyenlerde kavga etme. Çünkü sana bir bütçe veriyor ve sonra şey diyor ama niye Weekend klibi gibi değil? Değil. Çünkü 800'de biri bütçesiyle çekmeye çalışıyoruz yani. Sen de Weekend değilsin ya mesela ha, grup falan. Olarak. Yani. Ya evet o da var. Mesela biz onu da çok... Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi yönetmen ben olunca ben çok rahat konuşuyoruz biz. Abi şu, şöyle bir klip istiyoruz ama biz böyle yapamayız lan falan. Çok rahat diyorsun. Sanatçı yanı demek de zor. Ben başkasına da klip çektim birkaç kez. Çok zor abi. Ya mesela ama... Diyorum ben böyle olmaz ama böyle görünmeyecek diyorum. O zaman da çalışmıyor. Tamam. Üst olduğun için. Evet. Evet. Ama görünmeyecek. Şöyle bir şey diyor. Bakıyorsun. Ya sen böyle dans edebiliyor musun falan demek. Ya şimdi mesela Sia kliplerini hatırlıyor musun? Abi patlamıştı. Evet, onlar da kat yok yani. Çünkü o kadar iyi ki dans. Kata gerek yok. Bir koreografi var tabii. Şimdi... Ama yani bir ay pro yapmış abi. Evet. Sen sabah 7'de geldi, 9'da çekime giriyor. 2 saatte koreografi çalışalım diyorsun. Evet. Maksimum, o yüzden kameralar maksimum. Böyle bizim tabii, danslı tabii. Kliplerde. Falan. Abi ben kaç kere şey çektim yani. Gitar solosu atıyor herif. Gitarist bana diyor ki gösterme elimi orada. Çünkü stüdyoda attım ama burada atamam. Evet, ben tamam, böyle flu. Tamam. O mükemmel bir solo değil mi? Yani değil. Evet. O da biraz şeymiş. O da evet. Ama böyle yani. Dediğim öyle, gibi böyle. Dolu. Yani biz bu konuda rahatız. Şeyiz hani. Ya şimdi mesela bir şey yazıyoruz dramatik. Diyoruz ki ya buna oyuncu lazım. Biz kameraya görünelim. Şu komik olur falan. Ha şu oynasın falan diyoruz. Hani çünkü bana şey de garip geliyor. Alien geliyor. O belki benim bir beynimde bir kusurdur ama. Bir hikaye yazınca denemedik diye deniyoruz ama denedik, evet. Yani şimdi Uğur'a rol yaptırınca bana garip geliyor. Şarkı söyleyen insanı evet, ben evet. Rol yaparken görünce yok ben de garip. Garipsiyorum. Yani mesela en bir de kısa film gibi klipten ben pek hoşlanmıyorum. Ya ben o tarz şeyi seviyorum ama oyuncu oynasın istiyorum. Konsept bu yani. Hayır böyle hikaye anlatıyor. Böyle gidiyor, uyanıyor, sevgisiyle buluşuyor, borç istiyor falan. Yani abi Spike Jonze gibi mesela hani bir tane koreografi üstüne kurulu. Okey bu bir klip. Yani 90 dakikada anlatacağın şeyi 4 dakikanın içine anlatmaya çalışınca yoruluyorum. Ne ben Gondry'i de çok seviyorum mesela. Yani onlar klibin dahileri yani daha zaten. Mi? Ya o ritim şey beni çok... Ama mesela o çok yükselmeme rağmen, çok sevmeme rağmen daha denemeye cesaret edemediğim bir klip çeşidi. Yani çok zor biliyorum çünkü yapması hani. Abi o şey demek yani. Bizi bana çok gelmişti böyle Michel Gondry klibi gibi bir şey çekiyor. Ya çekemeyiz abi. Zor çünkü abi. Michel Gondry'nin kafası sadece. O yüzden o kadar iyi. Ya yani bir de... eşsiz bir düşünce şekli var o adamın yani. Şey izledin mi? Ben şey bulmuştum. Daft Punk'ın bir belgeseli var Fransızca. Dedim ya şey diye buldum onları. Ya Daft Punk'ın nasıl belgeseli olmaz falan diye. Arayıp Fransızca bir belgesel buldum. Alt yazılı İngilizce falan izledim böyle. Bir yerinde Michel Gondry'le muhabbet ediyorlar abi. Klip konuşuyor. Abi deli yani. Evet, evet. Hani şey falan diyor. Bir tane board açıyor önüne.
çiziyor böyle işte devoz bilmem ne falan. Sanatçı maske çiziyor yönetmen falan. Yönetmen gibi değil, artist yani. Dedim asistan olduğunu hayal etsene falan diye Cahit'e izletiyorum. Anlamaya çalışıyorsun. Bana maske falan diyor böyle. Hani anlamaya çalışıyorsun. Zor yani o kafaya girmek. Bir de şey diyorlar ya, Michel Gondry ne kadar ucuza klipler. Yani bok ucuz yani. Değil yani. Hani herifin kurduğu dekoru zaten burada kuramazsın. Sadece evet. Olayı şey, primitif gösteriyor herif işini. Ama aslında inanılmaz bir zeka, kompleks bir çalışma düzeni. Bence en ucuz görünenlerden biri White Stripes'e çektiği. Ucuz görünüyor evet. Ama o... Hardest Button to Work. İsmini hatırlamıyorum ama şey, davullar. Abi onu nasıl çekeceğim mesela? Hani her yeri kapatacak mısın onu? Ya zor yani. Abi, o zaman çok... kapatıyorum artık. Tamam, kapatalım abi. Biz daha çünkü 8 saat konuşuruz öyle. Ben de öyle. Devam ederiz. Görüşürüz. Evet. Teşekkür ediyorum. Dolu kadeyi ters tut. Biz çok teşekkür ederiz. Çok Oğuzhan ve Oğuzhan. Ben tamam.